Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz. Ben buna iyiden iyiye Ronaldo ve Messi'nin maceraları dedim ama bugün başlıktan da anlayacağınız üzere farklı bir yarış yapacağız. Bugün Ronaldo ve Messi değil, tamamen başka birisi kapışacak. Daha önce hiç kapışmadı. Bugün görüyorsunuz yağmurlu bir havada yarışacağız. Gerçekten zor olacak. Çünkü biliyorsunuz yağmur yağdığı zaman yerler biraz kayganlaşıyor. Bir sakatlık çıkmaz umarım. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım. Oh my god. Oğlum masi arabalarını getirmiş kendisi nerede lan? Oh my god. Resmen dondum. Ulan masi. Yemin ediyorum şuna bakın, formayla kaldım arkadaşlar. Yalnız bugünkü yarış çok zevkli olacak oğlum. Ben kesin ezeceğim var ya. Çok kolay olacak. Benim araçlarımı görüyorsunuz. Zaten son model. Yalnız bu masi nerede lan? Oğlum ikide bir geç geliyor. Ulan masi. Sen elbet buraya gelirsin. Gel de seni bir ezeyim. Araçlarımı gördünüz mü gençler? Ford GT'sinden tutun. Ne bileyim Koenigsegg'e kadar. Oh my god. O ne lan? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Oh my god. Resmen bitiren lan. Oğlum çarpmasa bari. Oh my god. Bunun yolda ne işi var lan? Vay kardeşim, tren de beni iyi getirdi ha. Selamun aleyküm Ronaldo. Ronaldo sensin değil mi kardeşim? Bak yarışmaya geldim ben. Burada yarışacağız demek ha. Ne yaptın Ronaldo? Oh my god. Messi? Kilo mu aldın lan sen? Oğlum sen Messi değilsin. Kimsin sen? Yok kardeşim, ne Messi'si yav, gözünü seveyim. Onun adı Messi değil ayrıca. Messi. Yani kardeşim bilmiyor musun sen yav? Ben Muhammed Salah. Oh my god. Kendisine neden salak diyor? Salak değil kardeşim. Salah. Oh my god. Salah konuşma o zaman. Nerede Messi? Ben Messi ile yarışmak için buradayım. Yahu bak Ronaldo, sen yarışmak dedin de benim aklıma bir şey geldi. Bizim köyde bir Muhittin abi vardı, biliyor musun kardeşim? O da böyle yarışacağım falan diyordu. Adama gitti bayağı bildiğin uçan kartal çarptı, öldü yalan. Oh my god. Uçan kartal mı? Ayıptır sorması, yarışmak isteyen adama neden uçan kartal çarpıyor? Ya bu rahmetli işte senin gibi yarışacak adamlar arıyormuştu. Adamı bulmuş, lakin karısı da demiş ki bey gelirken ekmek getir eve demiş. Bu da ekmeği almış biliyor musun, öyle yarışa gitmiş. İşte yarış sırasında ekmek bunun kafasına falan konmuş. Yukarıdan uçan bir kartal görüyor. E kardeşim nasipleneyim diyor. Bir dalıyor. Dalış o dalış kardeşim. Adamın kafası falan böyle ortası çıkıveriyor. Oh my god. Kartal adamın kafasına mı dalıyor? He valla kardeşim, bende yalan yok. Adam ekmek sevdasına ölüyor ya. Eww. Sen nereden geliyorsun oğlum lan? Bu ne biçim hikaye arkadaşlar? Messi nerede? Yahu bak sen Messi dedin de bizim rahmetli Ercüment abi vardı. Yahu kardeşim onun da kafasına leylekler sıçtı, adam leyleklerin altında öldü yahu. Oh my god. Ne diyor lan bu? Arkadaşım ben seni tanıyorum, şimdi hatırladım. Sen Muhammed Salah'sın. İyi bir oyuncusun. Biraz salahlık var ama. Yahu ben Messi ile yarışmak için buradayım. Messi nerede? Yahu kardeşim Messi nerede deyince bak benim aklıma bir şey geldi. Bizim köyde bir Melih ebe vardı biliyor musun kardeşim? Bu rahmetliyi yolda yürürken uzaylı çarptı öldü. Oh my god. Bana hikaye anlatıp durma. Ben sana diyorum ki Messi nerede? Ben onunla yarışacaktım. Arabalarını getirmiş, kendisi ortalıkta yok. He kardeş, sen bu arabaları mı diyorsun yav? Evet kardeş, bu arabalar diyorum. Ne oluyor lan bana? Ne kardeşi? Evet bu arabalar. Yav kardeşim bu arabalar Messi'nin değil ki. Benim yav. Senin mi? Oğlum senin burada ne işin var? Messi bana mesaj attı. Burada yarışacağız dedi. Yav kardeşim Messi bana da aynı mesaj attı yav. Sana da mı aynısını attı? Oh my god. Messi ikimizi de işletmiş. İkimizin yarışmasını istiyor. Ulan. Ulan Messi. Yav kardeşim bak, sen ikimizi yarıştırmak istiyor deyince bizim rahmetli Ali abi aklıma geldi yav. O da gitti şehre Eurovision yarışmasına. Eurovision yarışmasına giderken bunun kafasına göktaşı düşüyor. Orada ölüveriyor. Oh my god. Bu ne lan böyle? Adamın kafasına göktaşı düşüyor. Birini kartallar yiyor. Oğlum sen nereden geliyorsun lan? He ben buralıyım kardeş. Sen gerçekten delisin. Senin ne anlattığını ben anlamıyorum. Ben araçlarımı alıp gidiyorum. Seninle yarışmam. Yav dur hele Ronaldo kardeşim dur. Messi'ye yaptıklarını bedelini ödetmek istemez misin? Gel kardeşim gel, nereye gidiyorsun? Oh my god. Messi'ye yaptıklarının bedelini ödetmek mi? Ben onu inşaatçı yaptım zaten. Daha ne yapabilirim ki? Yav kardeşim gel sen benimle yarış. Bak sen beni yenersen bizim köyde böyle bir muhtar var biliyor musun kardeşim, efsane büyüler yapıyor. Adamın birine büyü yaptı,
Adamı geldi, uzaylılar kaçırdı ya. Oh my god. Sen nasıl bir tarikatlansın lan? Ya kardeşim, ben sizin kanaldaki videolarınızın hepsini izledim. Siz çok zevkli yarışıyorsunuz. Ben de yarışsam ne olur ki? Yarışmak mı istiyorsun? He vallahi kardeşim, bir de beni katın ya. Bak, sizin gibi yarışan iki tane adam vardı, biliyor musun kardeşim? Oh my god. Sakın anlatma. Sakın, sakın. Kesin başına bir şey geldi değil mi? Yok kardeşim ya, hala yarışmaya devam ediyorlar. Oh my god. En azından onların başına bir şey gelmemiş. Ne güzel. Ya kardeşim, bunlar bir gün yarışırken bunların kafasına uzay gemisi düşüyor, bunlar ölüyor ya. Oh my god. Oğlum sen nasıl bir modelsin lan? Arkadaşlar biraz ben bundan hoşlanmaya başladım. Çok komik lan bu adam. Ne diyorsun kardeşim, yarışalım mı? İyi madem. Gel, bu kadar yarışmak istiyorsan. Oh my god. Lan yok, uzay gemisi düşmüş. Yok, kafasına uzaylı inmiş. Nasıl bir adam lan bu? Ulan Masi. Güya kendisi gelecekti. Gelmeye cesaret edemedi. Bari şununla yarışayım da stresim gitsin değil mi? Gel bakalım Salah. Ya kardeşim, bizim köyde de Ronaldo gibi biri vardı. Bakın, böyle uzaktan arabası görünmezdi. Yaklaşınca görünürdü. Adama bayağı bildiğiniz kara delik çarptı kardeşim. Kara deliğin içine cup diye gitti adam ya. Neyse. Hadi bakalım Ronaldo, yarışalım. Oh my god. Zaten başıma normal biri gelmez ki. Nerede acayip bir insan var, o geliyor. Gel bakalım Salah. Seninle kapışalım. Oh my god. Corvette karşı hiç şansın yok. Gel Salah, gel. Yalnız yollar yağmurlu. Biraz dikkatli gitmekte fayda var. Sonuçta çarpıp ölebiliriz değil mi? Bunun hikayelerinden birine dönmeyelim. Yolda giderken ölmüş falan. Oh my god. 1-0. Ya kardeşim, nasıl 1-0 olur anlamadım ki. Bizim köyde de senin gibi 1-0 yapan biri vardı kardeşim. Adama fırın küreği vurdu, adam öldü gitti. Oh my god. Sizin köyde normal ölen birisi yok mu? Olmaz olur mu kardeşim? Var tabi. Bizim köyde rahmetli koyuncu İbrahim abi vardı. Normal öldü adam. Oh, İbrahim abi adına sevindim. Kalp krizi mi? Yok kardeşim, GDO'lu yemlerle beslediği tavuklar adamı gece geldi gıdaklaya gıdaklaya öldürdü kardeşim. Yazık oldu ya. Oh my god. Oğlum bu nereden geliyorsa çok tehlikeli bir adam lan. Şuna bakın. Normal dediği ölümü görüyor musunuz? Oh my god. Ulan Masi, nerede garip bir adam var? Benim başıma bela ediyorsun oğlum. Yav kardeşim, Audi nasıl yenildi anlamadım ki yav. Normalde yenmesi lazımdı. Neyse, gel bakalım Ronaldo. Bizim köyde senin gibi Corvette kullanan rahmetli emekli Ziya amca vardı kardeşim. Adamın Corvette'i çalındı, adam kalp krizinden gitti yav. Oh my god. Köyde Corvette kullanan Ziya amca mı? Oğlum sen nereden geliyorsun lan? Arkadaşlar gerçekten garip bir adam değil mi? Yani biraz sevdim, biraz da korktum. Bu nasıl bir manyaktır? Oh my god. Ya kardeşim, bunu da yeni aldım. İnşallah güzel gidiyordur ya. Hadi bakalım. Oh my god. Camry ile ilgili bir anım var mı? Yok kardeşim, öyle pek bir anım yok. Oh iyi. Çok şükür onunla ilgili bir anısı yok. Ama istersen kardeşim, Anadolu ile ilgili bir anım vardı bak. Bizim rahmetli Müslim abi vardı, biliyor musun kardeş? Bu Anadolu'nun içinde uyuyakalmış. Gece sen inekler çık ahırdan. Kardeşim Anadolu ile birlikte adamı yemişler. Adamı ineğin karnından çıkarttık yav. Yapış yapıştı. Oh my god. İneğin karnından mı? Ne diyor oğlum lan bu? Nasıl yani? İnek adamı yiyerek öldürdü mü? Yok be kardeşim, inek öldürmedi ya. Bunu hastaneye götürürken düşürmüşler hasta yatağından, biliyor musun kardeşim? Kafası sivri yere geldi kardeşim, çarparak öldü adam, yazık oldu. Oh my god. İneğin karnından kurtulmuş, hastanede ölmüş lan. Adamın hayatı resmen korku filmi. Haydi bakalım. Gel Muhammed Salah. Yarışalım, oh my god. Bu arada benimki de Toyota, onunki de Toyota. Sadece model farkı var arkadaşlar. Elbette ki benimki kral. Neden biliyor musunuz? Çünkü 2019 model. Gel bakalım Salah. Gördün mü? Oh my god. Yav hadi ama kardeşim, nasıl olur bu yav? 2-0 mı? Oh my god, evet. Bizim köyde de bir Messi vardı, biliyor musun? O da bana hep böyle 2-0, 3-0 yenilirdi. Yapma yav kardeşim. Sonra ne oldu? Messi yarışmaya korkar oldu. Kendisi artık gelemiyor. Başkalarını gönderiyor. Yav kardeşim, bence sen sahada başlıyorsun ya. Ben o yüzden kaybediyorum. Bir turda ben sahada başlayayım mı? Oh my god. Yönle alakalı olduğunu düşünüyorsan. Peki. Bir turda sen sahada başla. Hadi bakalım gel. Onunki Toyota Camry'di. Benimki Toyota Avalon. Gördüğünüz gibi arkada yazıyor. Gerçekten efsane bir araç. Yemyeşil. Ben bunu Masi için hazırlamıştım. Ama gördüğünüz gibi nasibi Muhammed Salah'mış değil mi? Yahu neyse kardeşim, demek ki Avalon Camry'den daha hızlıymış değil mi? Olur öyle. Gel bakalım Ronaldo kardeşim.
Bu sefer ben sağ tarafa geçeceğim. Bakın kardeşim, rahmetli bizim böyle köyde bir Ebu Bekir abi vardı, biliyorsunuz mu kardeşim? O hep böyle sağdan yarışırdı. Derdi ki sağdan yarışmak uğur getirir. O yüzden ben ona inanırım. Gel bakalım. Oh my god. Bunun köyünde de olmayan adam yok lan. Oğlum her isimden, her cinsten adam var. Oh my god. Onda her cinsten adam varsa bende de Ford GT var. Haydi bakalım. Geldim. Hazır ol kardeşim, yenileceksin. Oh my god. Beni yenme ihtimali yok ama. Neyse, başarılarsa la. Hadi bakayım. Tozumu yutacaksın hadi. Görüşürüz aslanım. Sağdan başlayınca beni yenecekmiş de. Sağdan başlamasıyla alakası varmış da. Oh my god. Resmen bebek lan. Oh my god. Ne oldu sala? Ya kardeşim, olmaz ki böyle bir şey, ama bu Lamborghini nasıl yenilir? Koçum, arabayla değil, sürücüyle alakası var. Ne demek istiyorsun kardeşim? Ben araba sürmekten anlamıyor mu? Oh my god. Demek ki anlamıyorsun. Ya bak kardeşim, sen böyle yarışları kazanınca bizim köydeki Galip abi aklıma geldi. O da sürekli galip gelirdi. Sormaya çekiniyorum ama Galip abiye ne oldu? Ya kardeşim, buna ikramiye çıktı biliyor musun? Büyük ikramiye. Büyük şehre almaya gitti kardeşim. Emniyet şeridinden gidiyordu. Tabi bilmiyormuş biliyor musun kardeşim? Emniyet şeridinden giderken buna F-16 çarptı. Öldü kardeşim. İkramiye çıkan adam emniyet şeridinden giderken F-16 çarptı. Oh my god. Ha bak kardeşim, sen oh my god dedin de. Bizim köyde senin gibi oh my god'a oh my god diyen bir amca vardı kardeşim. 8. kattan düştü, öldü. Oh my god. Kasaba sanki vebaya uğramış gibi. Herkes ölüyor. Oğlum Muhammed, sizin köyün nüfusu nasıl bitmedi? Bitti kardeşim, bitti ama sonra tekrar ürediler yav, anlamadım ki. Oh my god. Oğlum gerçekten garip adam lan. Gel bakalım Salah. Zaten 3-0 yaptım da son yarışta yapalım değil mi? Adet yerini bulsun. Hayret kardeşim, Lamborghini nasıl yenildi hala anlamadım yav. Acaba tren kötü şans mı getirdi? Bizim tren makinisti bir Mehmet abi vardı kardeşim. O trenle yolda giderken ona da bayağı bildiğiniz bazuka çektilerdi yav. Onunla alakası olabilir mi acaba? Oh my god. Artık lütfen birisi normal ölsün Muhammed. Yeter artık oğlum. Bu nedir arkadaş? Kimse normal ölmüyor lan. Hadi Koenigsegg, göster bana gücünü. Gel bakalım Muhammed. Oğlum ben bu adamdan korktum lan. Oh my god. Zaten yarışı kazandın Ronaldo. Daha neyin yarışını yapıyorsak. Hadi bakalım McLaren. Göster bana gücünü kardeşim. Sana çok güveniyorum hadi. Oh my god. Allah bilir sizin köyde McLaren kullanan bir dayı falan da vardır değil mi? Dayı yoktu kardeşim. Bizim köyde Naciye teyze vardı. Böyle McLaren sürüyordu biliyor musun kardeşim? Bir gün McLaren sürerken ona bayağı bildiğin traktör çarptı, öldü. Oh my god. Yok artık lan. Var kardeşim, vallaha var. Allah aşkına birisi normal ölsün artık Muhammed. Bak dişimi kıracağım. Bak dişimi kıracaksın dedin de kardeşim, bizim köyde Recep amca vardı biliyor musun? Bir gün böyle ceviz yerken dişini kırdı. Rahmetlinin kafasına atom bombası düştü, öldü ya. Oh my god. Allah rızası için birisi normal ölsün lan. Oğlum manyak mıdır nedir? Gel bakalım. Oh my god. Muhammed'e bakın lan. Yarışmaya başladı ha. Geliyorum Muhammed. Geliyorum. Sana bırakmam o yarışı. Lan oğlum ne güzel 4-0 yapacaktım lan. Vay kardeşim, ben mi yendim ya? Oh my god. Sen yendin Muhammed. 3-1. Tebrikler. Gerçi ben kazandım lan. Ne oluyor bir dakika? Kafam yandı. Ben kazandım değil mi? Yav kardeşim, bizim köyde rahmetli bak bizim bir Dursun amca vardı, senin gibi kafası yanıp dururdu. Sus. Yalvarırım sus Muhammed. Kafam yandı. Yapma. He tamam kardeş, o zaman ben bir şey anlatmayacağım. Sadece tebrik edeceğim. Oh my god. Sadece tebrik değil mi? Tebrik ederken atom bombası düşen adam falan olmayacak değil mi? Yok kardeşim yav. Tebrik ederken atom bombası düşer mi hiç? Oh my god. Değil mi? Sen bizim Yakup amcayı diyorsun kardeşim. Atom değil, hidrojen bombası düştü. Böyle rahmetli belediye reisiyle el tokalaşırken adamın kafasına hidrojen bombası düştü kardeşim. Muhammed, sen hangi köyden geliyorsun? Kurban olayım. Ben oraya gitmeyeyim. We kistik. Helal olsun lan Messi. Sonunda bir skor yapabildin. Ulan bu Messi değil. Ronaldo kim bu? Kameraman kurtar beni. Yav kardeşim, senin kamerayı görünce bak benim aklıma rahmetli kameraman Memduh amca geldi. Bizim köyde senin gibi bir kameraman vardı biliyor musun? Tabi kameramanlık kutsal meslektir. Her yerde olması lazım. Kardeşim bu kamerayla böyle orman doğa manzarası çekerken bunun kafasına yıldırım düşüyor. Rahmetli oluyor biliyor musun? Tabi orman he? Yıldırım mı düşüyor? Ölüm ne diyorsun lan? Yo korkma kardeşim, yıldırım düştü de yaşıyor adam, yaşıyor. Hey yıldırımdan sağ çıktı yani. Tabii kardeş.
Ondan sonra rahmetli hortum aldı götürdü yahu. Çok kötü oldu. Ulan Ronaldo, ne diyor oğlum bu? Oh my god. Sorma kameraman, yardım et. Kurbanın olayım. Meteor düştü, hidrojen bombası düştü, atom bombası düştü. Koru beni bundan. Yahu kardeşim bak, bizim rahmetli emekli Melih amca vardı kardeşim, biliyor musun? Polis emeklisiydi kendisi. Çamaşırlarını asarken balkondan bunu atmaca aldı götürdü yahu. Lesin ne dersin? Kocaman adamı küçücük atmaca nasıl götürsün? Biz de anlamadık kardeş. Aldı götürdü. Oh my god. Birisi şu videoyu durdursun. Yahu kardeşim video dedin de bak aklıma geldi. Bizim köyde rahmetli bir YouTuber vardı kardeşim, Melis diye, böyle ufak bir kız, biliyor musun? Makyaj videoları falan çekiyordu. Kardeşim makyaj videoları çekerken FBI kızı vurdu öldü, biliyor musun? Oh my god. Makyaj videoları çeken kızı FBI mi vurdu? He kardeşim, ondan kurtuldu da ondan sonra MI6 ajanları geldi, bunu paketledi götürdü, biliyor musun? MI6 ajanları mı? İngiliz istihbaratı. He kardeş, Kraliçe Elizabeth'e makyajlı bir tane kız lazımmış, biliyor musun? İşte aldılar bunu götürdüler. Hala orada. Oh my god. YouTuber köyde video çekiyor. FBI ajanları vuruyor. İngiliz ajanları götürüyor. Oh my god. Ne oluyor? Sakin ol kardeşim. İstiyorsan bir kahve içelim. Yok yok. Kesin kahvecide başımıza bir şey gelir. Yok. Ben eve gidiyorum. Kameraman, bu sana emanet. Ben kaçtım. Lan Ronaldo. Ronaldo. Bırakma oğlum beni. Ronaldo. Ronaldo, kurbanın ölürüm. Bununla beni baş başa bırakma Ronaldo. Ronaldo, bizi niye eziyorsun Ronaldo? Oh my god, kaç kaç. Yahu kardeşim, Ronaldo'nun terbiyesizliğini görüyor musun? Bizi ezdi gitti. Lan Allah'ın bonus kafası. Kim bilir adama ne yaptın? Yok kardeşim, vallahi bir şey yapmadım yahu. Yarıştık sadece. Lan yürü git. Bu adam böyle kaçtıysa kesin bir şey yapmışsındır. Ben kamerayı falan bırakıp kaçıyorum. Senin arabayı alıyorum. Sonra getiririm ha. Yahu kameraman. Kameraman kardeşim. Kameraman. Bak, senin gibi kamerasını böyle bırakan bir adam vardı. Aa. Gitti ya kardeşim. Hiçbir şey anlamadım. Açık mı bu hala? Ha vallahi açıkmış kardeşim. Böyle beni kaydeden bir kamera vardı. Benim de kafama meteor düştü. Ben ondan sağ kurtuldum, biliyorsunuz mu? Umarım video hoşunuza gitmiştir kardeşim. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bakın, bizim köyde bu videolara like atmayan böyle bir tane adam vardı, biliyorsunuz mu kardeşim? Buna bayağı bildiğiniz Kurban Bayramı'nda boğalar daldı. Adam öldü yalan. Evet arkadaşlar, bir videonun da sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün dünyanın en garip yarışını yaptık. Muhammed Salah'la yarıştık. Kendisi biraz garip, biraz cins, fantastik hikayeleri olan bir adam. Karakteri beğendiniz mi? Yorumlarınızı unutmayın. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beyler, aşağısı resmen cehennem. O yüzden dikkat edin. Kimse ölmesin. Çatır çatır girip çıkıyoruz. Steel, Mithil yok. Taktik maktik yok. Bam küm çüm. Faruk, istiyorsan bir gizliden girmeyi deneseydik ya. Yıktır. Hava neredeyse aydınlandı. Bu şerefsizler birazdan satar bunu. Ya binip kaçarlarsa? Ya biz saldırınca binip kaçarlarsa? Bir de öyle bir şey var değil mi? Efendim, siz acemi misiniz? Sizi bizim başımıza verdiler de. Bilmiyorsanız ben yönetirim. Lan sen ne diyorsun oğlum? Sence ben acemi miyim lan? Yani efendim, kızmayın yani, ben öyle. Görüyor musun Yıktır? Dünkü yeni yetme bana laf yapıyor. Oğlum benim komutamı sorgulama lan. Dediğimi yapıyoruz. Direkt dalıyoruz, öldürüyoruz, uçağı alıp çıkıyoruz. Bu kadar. İyi o zaman. Hadi gidelim beyler. Hadi. Giriyoruz hadi. Sık. Yıktır, dikkat et. Yıktır, aman diyeyim. Hadi. Şöyle bir bomba lan, bomba atmayacaktım ben. Allah belanı vermesin.